Selamünaleyküm. Benim minnoş kardeşim benden mayonez yapmamı istedi. Ben de hemen yapıyorum. İki tane yumurtanın sadece sarısını kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi ve bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekliyoruz. Böyle çay kaşığının ucuyla azıcık tuz ve yine çay kaşığının ucuyla tercihe göre hardal. Hardalı hazır gittim marketten aldım ama onu da yapacağım bir gün Allah'ın izniyle. Bak şimdi iyice de bunu çırpıştırıyorum. Şimdi efendim bir çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı bu önemli, zeytinyağı ağırlaştırıyor bilgin olsun. Azar azar döke döke karıştırıyorum. Hem döküyorum hem karıştırıyorum. İşte kıvamını yakalar gibiyim. Dur bir tadına bakayım nasıl olmuş. Yok biraz daha yağ istiyor. Biraz daha sıvı yağ bırakacağım. Kardeşim cıvık yağ, cıvık yağ. Özür dilerim kızıyorsunuz ama cıvık yağ dememi de çok istiyorlar. Ben de çok seviyorum. Aynı şekilde azar azar ekledim. Karıştırdım karıştırdım. Renginin hafif sarıya dönmesinin sebebini sen biliyorsun hardaldan. Hardal güzel bir lezzet katıyor ama daha çok çırpınca da rengi açıldı sen de gördün. Şimdi bunları böyle kavanoz sos kabuğu olarak düşündüm. Onları aktarıyorum. İki tane küçük kahvaltılık kavanoz kadar elimizde var. Bunun 2-3 gün içerisinde tüketilmesi lazım. Dolapta saklanması lazım. Çünkü içinde kimyasal katışık yok. Bu arada eve de şey yapıyorum. Ne bunun adı? Sosisli sandviç. Altına biraz kendi yaptığımız mayonezden sürelim. Biraz da sosumdan sürüyorum. Geçen bunun tarifini paylaşmıştım ya o yüzden göstermiyorum. Şimdi mayonezi üzerine bıraktığımda nasıl göründüğünü de gör istiyorum aynı zamanda. Bu sefer hardalım da var şükür. Bu hazır. Bir de patates kızartı verdim. Böyle bir menü işte. Biz bundan yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Size de efendim hayırlı pazarlar. Allah'a emanet.